Seyirciler, HDP Genel Merkezi dün akşam silahlı bir saldırının hedefi oldu. Parti binasının bulunduğu sokağa taksiyle gelen saldırgan pompalı tüfekle Genel Merkez'e kurşun yağdırdı. O anlarda güvenlik kameraları da kayıttaydı. Montunun içine gizledi, yürürken bir anda durup harekete geçti. HDP Genel Merkezi'ne kurşun yağdırdı. O saldırı sonrası pompalı tüfeğini bırakıp polise teslim oldu. Silahlı saldırgan buraya taksiyle geldi. Zaten bu kontrol noktasını da taksiyle geldiği için zorlanmadan geçti. HDP Genel Merkezi'nin önüne doğru ilerledi ve tam bu noktaya geldiğinde genel merkeze doğru ateş etmeye başladı. Zanlının taksiyle gelişi güvenlik kamerasına da böyle yansıdı. Ateş etme anı da saniye saniye kaydedildi. Saldırgan tam 4 kez tetiğe bastı. Tüfeğinden çıkan saçmalar genel merkezin kapısına isabet etti. Ve o anlarda bu çevrede büyük bir panik yaşandı. Paniğe neden olan zanlı saldırının ardından silahını bıraktı, ellerini kaldırdı. Polise teslim oldu. Hatta iddialara göre sizi üzdüysem özür dilerim dedi. HDP Genel Merkezi'ne saldıran zanlı gözaltına alındı. Sorgulanmak için emniyete götürüldü. HDP o saldırıyı kınadı. Silahlı saldırı şokunu yaşayan HDP'ye yönelik operasyonlar da devam ediyor. Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş Ankara'da gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı.